Tarantino bunu iyi yapamasaydı, bunlar da paradan kaçmışlar ya bir tane mekanda çekmişler de denebilirdi hocam. Yani yel değmedik kahvede denebiliriz tabii. <laughs> Amerika'da böyle şeyler. <laughs> Çünkü biliyorsun parayı Quentin Tarantino ödemiyor aklında olsun. Miramax ödüyor. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> Harvey Weinstein. <laughs> Bununla ilgili de gündeme gelecek şey bu olmaz yani herhalde. <laughs> paradan kaçmış. <laughs> hocam Opus Magnum serimize yeni filmlerle evet, devam ediyoruz. Evet. Artık Bugün kitaplar falan. Olacak. Bugün Hateful Eight'ten bahsedeceğiz. Koboylardan gitmişken, westernlerden gitmişken Hateful Eight. Neden bilmiyorum. Ben bir 40 kere izlemişimdir. Niye hiçbir fikrim yok. Ba da izlemiş. Dedik ki bu şey, bu gereksiz çabayı ödüllendirmeden olmaz. Zaten şöyle oldu. İlk başta başka westernler izliyorduk. Dedik ki ya Hateful Eight ne kadar film değil mi? Hani evet. diye. Sonra diğerlerini çekmedik. Bunu çekmeye, karar. Bunu çekmeye karar verdik. Evet. Hakikaten sinemada izlediğim son filmlerden olabilir. 4-5 sene hiç gitmediğim için. Yani son 4-5. Ben nedense çok seviyorum. Kontenatör filmler içinde en sevdiklerimden biri olabilir. Birkaç neden nedenden dolayı. Biri bir Enya Morricone tabii. Ve hakikaten duyunca ben öldü zannediyordum. Aklına geliyor yani acaba bu o mu diye. Çünkü çok jenerik bir müziği var. Sen i̇lk duyduğunda anlamış mıydın? Yani bir kıllandım böyle. Bir şey hissettim. Böyle Enya Morricone mi demedim de. vaa bunu ben tanıyorum dedim yani. Çünkü çok garip bir şey var. Zaten çok enteresan referansları olan bir şey. Enya Morricone aslında The Thing için yazmış. The Thing'de Kurt Russell oynuyor. Bunda da Kurt Russell oynuyor. The Thing'in hikayesine de çok benzemiyor değil. Hani bir yerde kapalı kalma şey açısından. Yok zaten o. yönetmen kendisi de diyor. Bütün set ekibine sadece The Thing'i izletmiş. Öyle mi? Evet yani karda. Valla internetten bulup burada fark etmiş gibi yapmıyor şu anda. Ben, ben bakıp geldim. Biz, çünkü geçen de konuşmuştuk hani bu nasıl bir rastlantı falan diye. Şey yani özeti de şu demiş. Karlı bir yerde birbirine güvenmeyen insanlar. Yani ben sen söyleyince o müzik şeyini senden o zaman aldım. Hakikaten çok güzel bir şey. Ennio Morricone çok özel bir adam. Ve hakikaten normalde bu Il Gruppo diye bir İtalya'da şey var. deneysel müzik yapan bir caz grubu. Caz grupları ya da böyle işte artık ne deniyor ona bilemiyorum da. Performans sanatçısı mı denir artık? Yani grupların var bundan tam bilmiyorum. Öyle bir grubun içinde ayrı ayrı sanatçılar fazladan bu aslında para için başlıyor bu işe. Sercel Öne sınıf arkadaşı ve Sercel Öne filmleriyle ünlü oluyor. Şey o ekstazi şeyin sonunda meşhur. İyi kötü çirkinin mezar sansa kullanan ve işte nana, nana, nana diye çektiğimiz hepimizin çocukken kovboyculuk oynarken ki o meşhur melodiler falan onun hakikaten John Williams'a beraber herhalde 20. yüzyıl. İşte Hans Zimmer belki. Morricone bağlantısı da bu. Evet Ennio Morricone ama yıllarca Fatih'in Enrico Morone diye. <laughs> Enrico Morone diptir Morone bir de Sierra Leone. Hocam 8 Flight. Hateful Eight. Ne anlatıyor? 8 tane adam bir şekilde bir Habi diye tüm, tüm, Türk halkının ilk defa ben de dahil 2015'te duydu. Habi Minis diye bir yerde tıkılı alıyorlar. 2 tanesi Bounty Hunter, bir tanesi Şerif olduğunu da eski bir suçlu. 3 tanesi de 4 tanesi biri Basement'ta. 4 tanesi de bu Bounty Hunter'ların taşıdığı esir aldığı kadını. Jennifer Jason Lee Hot Sucker Proxy'nin Jennifer Jason Lee'yi kurtarmaya çalışan gangsterler. Bunların bir anda bir shootout'a karışmaları. Fakat film 3 saat. Kapalı bir yerde 3 saatlik filmi izletmesi hakikaten çok başarılı. Yani Saydım 3 tane falan var, farklı mekan var yani. yani toplam evet, toplam bir bir de şiri var, Kavuç'un içi var o yani olabilir. at arabasının içi, bir de şey var, atları götürdükleri yer var. Çok şahane bir tiyatro oyunu da olabilirmiş aslında. Evet evet aslında tiyatro oyunu gibi şey. Hmm. Tabii çok enteresan şeyler var mesela orada o gitar parçaladığı bir sahnede e, orijinal bunu herkes biliyordur çok hızlı geçeceğim ama o parçaladığı gitar Kurt Russell'ın. gerçekten tarihi bir gitar ve şeye bakarsanız görüyorsunuz e, Daisy'ye yani Jennifer Jason'e wow 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 derken gözünde gerçi ve hemen hızlı kesilmiş demek ki çünkü o what the fuck is he doing falan dedi herhalde. Da, Orayı kesmiş sadece o o diyor iki saniyede kesiyor. Yani gerçekten kadın o şaşkınlığını görüyorsun. 500 bin dolar mı? Ne gitti <laughs> kırdı onu. Sigortalıymış ama. Evet bir müzeden, şey müzeden almışlar. Hocam ama Tarantino da sağ olsun bütün sahneleri bütün çıplaklığıyla vermiş o ölüm sahneleri falan filan çok çılgınca. Ölüm ya. sahnesi daha çılgın. Ben şimdi Zeynep'e çok izliyorum ama bir saniye patlamak zorunda kalıyoruz. Çünkü bu hani General Smithers'ın <laughs> esir aldığı oğlunu <laughs> öldürmeden önce. Yani evet. çok orada hep bir numara yapma. Ben şimdi Zeynep her şeyi izletiyorum ama dediğim gibi o tür sahneleri atlamak <laughs> için. Böyle falan filan. Atladığını anlar da sonra geri döner çünkü. Sen bir su getirsene Tabii diye. Tabii ki oğlum çaktırmayacaksın. O zaman daha beter. Sansür olduğunu belirlersen. Tabii ki. Üçüncü dünya ülkeleri Sansür işinde iyiyim. Şey var ya böyle yeni çıktı mesela şimdi. Agatha Ted konuşmasında da söyledim. Şey, Agatha Christie'nin kitapları yeniden yazılıyor. Yeniden yazılmıyor. Sansürleniyor arkadaşlar. Bu ne lan? <gülüyor> Yerinden. <gülüyor> Fiyat ayarlaması yapıldı. Zam değil gibi bir şey oldu. Hakikaten çok güzel bir film. Ben gene diğer filmlerde gibi çok şey sahneleri var. Bir o işte Samuel L. Jackson'ın hmm. sahnesi. Son vuruşma sahnesi olabilir. Bir böyle 15-20 dakika. Filmin altında yatan çok güzel bir mantık var. İşte ne diyordu? Seni hangman yakalarsa John the hangman as asılmaz şey. When the hangman catches you, you don't die by a bullet in the back. You hang. Diye zaten sonunda da asıyorlar kadını. Yani garip bir şey var. Zaten Quentin Tarantino karakterlerinin hepsi öyle. Rollerini hiçbir zaman memur zihniyetiyle oynamıyor. Yani adam bounty hunter'sa mesela değil mi? öldürürsün atına koyarsın. Bu hiç, hiç olmuyor yani işte ne bileyim adam gidip canlı yanında taşıyor. Tamamen öldürülmenin şeyi. Oradan da çok fazla diyalog. Öyle çetrefilli durumlar yaratıp çok güzel diyaloglar yaratıyor. Gene frontier justice. Hakikaten siyaset felsefesinin çok özünde Türkiye'de hiç kimsenin anlamadığı bir şey. Geri kalmışlığın tanımlarından biri frontier justice olabilir. Modern bir devlet ülke olamamanın şeylerinden biri. Frontier justice'i hangman yani cellat. Daha doğrusu cellat taklidi yapan İngiliz aktör Tim Roth orada çok güzel anlatıyor. Sen diyor ne iş yaparsın? Ben diyor seninle katil arasındaki adamım. Duygusu, olmayan, duygusu adamı. olmayan adamım. Ben eğer onu öldürürsem bunu duygusuzca yaparım. İşte bu that is the very essence of justice. Çünkü dispassionless yapılan justice gerçek justicetir. Yani herhangi bir duygusu olmayan adalet gerçek adalettir. Adalete duygu karışırsa o ferhat adaleti olur. Frontier justice olur. Linç olur. Dolayısıyla o çok şey bir sahneydi. Hani böyle Quentin Tarantino'nun efsane olmuş sahneleri vardı ya. Mesela Like a Virgin'li sahneler, Reservoir Dogs'a falan. Onlarla çok bir felsefe yok bence. O kadar beni etkilemiyor. Ama bu bence Quentin Tarantino filmlerinin içinde en derin ahlaki felsefelerden, ahlaki dilemalardan biri. Çünkü bazen de frontier justice lazım. Çünkü gerçek adalet uyguladığında birebir de bazen adaletsizlik yaratabiliyor ya. Işte delil eksik toplandı. Oğlunu öldüreni biri serbest bıraktı. O zaman çıkıp adaletin temelinden bahsedemiyorsun ya. Hani o şeyi çok güzel veriyor. Karakterlerde de onunla bağlantılı bir şey var herhalde. Hemen savaşın sonrasında o yaşlı adam aslında. Tabii, general, falan. Koskoca generale yaşlı adam dedi ya bu gençler niye böyle? Lütfen askerimize sahip çıkalım diye böyle <laughs> Amerika yün <Union. gülüyor> Şeyi merak ediyorum bu Hateful Eight'te içerideki 10 kişiden hangi ikisi Hateful olmayan? 10 yok ya 8 kişi var. Yok 8. 10 var. Şeyci. Bodrum'dakiyle beraber 10 Hayır şeyi saymıyorlar. Şoförü saymıyorlar. Şoförü 9 saymıyor. kişi oluyor galiba. Şoförü saymıyor şeyi de saymıyor. Alttakini de saymıyor. Alttakini de saymıyor o zaman 8 oluyor. Yani yukarıdaki acaba generali mi saymayıp aşağıdakini dahil ediyorlar diye bir şüphe de hmm. bırakıyor bazen. İlginç. Zaten Hiç o... aklıma gelmedi. Ben orada hep 8 kişi vardı. Hiç onları gelmemişti. <laughs> <aklıma gülüyor> Zaten <laughs> e, Tarantino da bu muğlaklığı seviyor ya. Mesela işte mesela oradaki şerif olan adam. Gerçekten şerif mi yoksa şerif Tabii tabii hiç zaman bilemedik. Bu arada Walton Goggins hakikaten muhteşem. Justified. Arkadaşlar Justified diye bir izi var. Bakın şimdi bu Amerika hep söylüyorum bence. Hollywood çok kötü bir iş çıkarıyor genelde. Ne diyoruz? Western'den misiniz? İtalya'dan Sergio Leone çekiyor. Yani böyle Hollywood stüdyo yapımları o parayı iyi harcayamıyor. Çünkü lokal bir şey yok. Lokal şeyleri çok iyi ama Amerika'nın. Mesela Kentucky'de çekilmiş bir Justified dizisi ya da The Wire ya da Sopran bir toplumsal gerçekçiliği var ya belki benim kendi tadımdandır. Sopranos gibi, Wire gibi ondan bir tık daha şey bir e, dizi olarak Justified ve Justified'deki o meşhur Boyd Crowder, Fire in the Hole diye bağıran muhteşem bir dizidir. Oradaki Walton Goggins aynı adamı oynuyor. Aynı o şeyiyle konuşması. Orada da şey diyor mu işte? I'll be, be double dog man. I'll be double Can you prove Öteki de <laughs> abi, Marco da Mexican çok zayıf yani. Hiç beğenmedim ben onu. Kapron. O evet. böyle çok klişe bir öyle. Bir. <gülüyor> <gülüyor> Can you prove it kapron? Ona farfetch farfetched theory diyemedim bak. Filmde söylenen ifadeyi <laughs> Kendi Can you prove it? <laughs> Buradaki şeyler baya böyle deyimlerle falan konuşuyorlar ya. Ha o çok var. garip bir şey. Hakikaten mesela farfetched en theory dedi yer. Farfetched. O zaman kullanılmaz. Bu genelde Justified'da da vardı. vardı. Bu herhalde kiliseye gitmekten mi? Gerçekten öyle mi konuşuyor bilmiyorum. Güneyliler Quentin Tarantino filmlerinde. Django Unchained'de de vardı. Böyle akademisyen gibi konuşuyorlar. Hakikaten çok şey. Mesela Lezefer Ertüt şaşırdım. Lezafer Attitude ne abi? Kim bilecek bunu 1874 ile 81 arasında çekildiğini tahmin ettiğim bir Bir de film. kırsalda bir yerde yani. Tabii yani. kırsalda bir yerde ve Vay bunu söyleyen bir işte ne bileyim plantasyonda büyümüş bir siyahi. E bu nasıl olacak? İşte bunu bilerek yapıyorlar. Bu Justified'da da vardı. Böyle çok özellikle Boyd Crowder böyle sermon, vaaz veren bir şeyler. Bu arada arkaya koyalım bu filmde değil ama Justified'da Boyd'un sermon verdiği, vaaz verdiği muhteşem bir sahne vardır böyle yapa yapa. Harika. Yani bur orada da öyle bir İngilizce konuşuyor Burada da öyle bir İngilizce konuşuyor ama biz Twitter'a bakarsan insanlar elaborate, bilinmesi imkansız bir kelime falan zannediyorlar. Demek ki kilise ekseler sıkıntı çekecekler. Adamın bir de şey çok hoşuma gitti ya. Hani bizde de bizim ülkede de oluyor ya işte okuduğun gazeteye veya izlediğin televizyona göre yargılanıyor. You're reading işte. too many newspapers printed in Washington DC de dedi. Demek ki evrensel bir şey. Hani de bizde öyle. de var ya sen çok haber izliyorsun Orada falan şey yani. var şimdi bu hakikaten çok benim ilgimi çeken bir şey. Güney çerçevesinden baktığında ortada çok garip bir durum var. Şimdi kendi isteğini bu Civil War iç savaşı bölümünde de anlatmıştım. Amerika iç savaşı bölümünde. Adamlar şöyle bakıyor. Ya kardeşim biz zaten kölelikle girdik. E şimdi biz buraya kendi gönül rızamızla geldik. E şimdi sen bize saldırdın. İşte War of Northern Aggression. Hatta bir yerde diyor çok güzel. O yani iki beyazlar arasında bir ilki üzerinden yapılan bir savaş aslında o. Siyahiler tamam kuzeyde asker falan olmuş ama mesela kuzeyde önemli bir yani albay olmuş bir siyahi olmasına rağmen karşı taraftaki esir kampını yakınca ve içinde de düşman da olsa beyazlar ölünce adam hemen postalamışlar. Yani sen siyahi de olsan savaşta böyle katliam derecesine bir beyaz öldürmek yani biz şey, beyazların savaşı bu sana ne oluyor gibi bir şey demiş aslında Tam da öyle değil çünkü orduya da alıyorlar ama hani kaçmak için bütün bir kampı yakıp içindeki beyaz güneyli Askerleri öldürmesi mesela tepki var o ben çok güzel anlatan şey, bir şey. Filmden sonra merak ettim baktım Amerikan ordusunda hani iç savaşta o kadar yüksek rütbeli bir hani siyahı bir şey vardı yokmuş hakikaten yok, evet. yokmuş. O, o kadar yükseltemiyorlarmış. Sivil yok yok gidelim. abi şöyle Yani ya, toplumsal normlar ya, Bu Şimdi bilinmiyor. Toplam doğru oğlum şey değil yani. Zaten her beyaz da oraya gelemez. Öyle bir şey değil. Bugün bugün de gelemez. Yani yani sen gidince en fazla çavuş olursun yani. Albay olamazsın. Yanlış mı hatırlıyorum? Amerikan iç savaşı bölümünde söylemiştiniz. Güneyde de galiba bir güneyde yerde savaştırdılar. O, o, yok savaştırmadılar. Filmlerde gösteriliyor. Hiç öyle bir şey olmamış. Bir tane resim var. O resim sahte. Yani başka bir şeyi oraya getirmişler. Öyle bir güneyde siyahi savaştırmadılar. Çünkü öyle şeyler olmuyor abi. Adamın adam 100 tane asker alacağım diye bütün raison d'etre'ni, varoluş sebebini reddetmez yani. O kadar da robot değil insanlar. Türkiye değil yani orası anladın <laughs> mı? Bir öyle bir böyle yap. Hani orada onu de burada bunu yap böyle. Hocam bu Abraham Lincoln'dan mektup hikayesi çok komikti ya. ya mektup aldığını. Lafını çok böldüm ama şeye benzemiyor mu hocam ya? Hani CHP bir ara bir çarşaflı bir kadına rozet takmıştı. Hani güneyler de onun gibi. <laughs> Bak bizde de bizde de siyahiler şey yapıyor. Hocam bu siyahilere savaşmasıyla ilgili muavette şey de vardı. Aslında bir yerde orada bir belki eleştirel bir şey de var. Burada hayatta kalabilmem için örneğin o arabaya binebilmem için Abraham Lincoln mektubunu Tabii tabii Black o da çok taşıyorum. güzeldi. Yani adam şey... yanında bir Abraham Lincoln mektubu taşıyor ki that got me into that stagecoach. E, Denenit de, de dediği yerde. E, Kurt Russell'a. Hmm. Kurt Russell iyi kalpli, aptal, acımasız. Aptallığına acımasız ama şefkatli böyle. Garip. Kararlı ama şefkatli aptal. beyaz oynuyor. Duygusal. Bedam. Duygusal bir adam ama bir yandan da yani bounty hunter. Şey çok filmin ana fikri. Ahlaki duruşlar ve hatta ideolojiler konumsaldır. O çok net. Bu en güzel? Haberdasher'deki o yaşlı general. Stanford Smithers'la Samuel L. Jackson'ın karakteri Marcus Warren arasında görüyoruz. Bunlar birbirleriyle böyle şey başladılar. İnanılmaz dengesiz başladılar ama bir noktada sen kapa çeneni hili bili, kro sen kapa diyor. Ben bu adamla bir battlefield payla. I shot battlefield with this man. Or would you deny me that? Diyor da I suppose you were there diyor. Yani savaş iki taraftaki ve birbirine etnik olarak ırkçılıkla karşı olan en azından beyazın siyah karşı. insanlar orada o hani komrediri görüyorsun. Bir de birbirine en düşman başlayan insanların müttefik olarak öldü. Yani aslında Walton Goggins'in oynadığı, Boyd Crowder'ın olduğu oynadığı karakterle samdeleciğin sonraki karaktere birbirlerini neredese vuracaklardı fakat en sonunda beraber öldüler ve yolda tanıştıkları daha 10 saat önce tanıştıkları bir adamın vasiyetini yerine getirerek öldüler. Benim ilk ve son aslında işim bu diyor bir şerif olarak muhtemelen. Tabii tabii Adın evet evet. Yani. <laughs> evet Oradan belki işte şerif olup olmadığını anlayabiliriz ama bunları güvenilmez. O var. kadar ya çok içkin bir adalet anlayışı var ya da gerçekten şerif. Bence işte o içkin adalet işte ama öyle ya bir şey de. içkin değil işte. Durum onu öğretiyor. Sen de öyle yapmaz mıydın aklına gelse? Yani durum adamları iyi adalet aletli, sadık ya da unloyal yapıyor. Çünkü şey biliyoruz. Boyd'un oynadığı karakter sadakate önem veren. Ya bir de böyle saçma sapan bir şey var. Şimdi asker moduna girince mesela şeyin karşısında, gelen karşısında emir şeyine duruyor. Sonra ona bir şey söylüyor, ona söylüyor. Bu buna söylüyor. Ma, ma major diyor. Bir anda o düne kadar nefret ettiği siyahi albaylığını tanıyor. Dönüyor buraya. Albay da size bilmem ne bilmem ne dedi diyor mesela. Çok enteresan. İnsanların mesela kıyafetleriyle, konumlarıyla nasıl psikoloji değiştirdiğini çok güzel anlatan bir film. Tarantino filmlerinde şunu çok yapıyor. O bildiğimiz klasik gelmiş kurgu var ya onu biraz bozup başka yerlere ekliyor ya. Mesela bu hep şeyi sorguluyordu. Gerçekten de bu tuhafiyeci sana mı bıraktı? Tabii, tabii. Film boyunca sorguluyor sonra başka bir chapter'da öğreniyoruz ki olay bambaşka oraya gelip. Ama o gittiriyor. işte şey, onu mesela onu Türk dizilerinde falan ya herif pay der pey veriyor. Bir anda vermiyor. Bazen hatta böyle çok ufak şeylerle filmi öyle yürütüyorlar. film öyle açılacak ki sen izleyebil. İşte Çehov tabancası evet, var ya aynen. işte mesela filmin başında kapının kapanmaması meselesi. İlk başta o bir kanca atıyor. En son da onu daha sonra açıklıyor. Yani o ufak kancalarla sondaki o twist'i anlamlı hale getiriyor. İşte evet mesela Martin Scorsese filmlerinde falan eksik olanı onu anlatmaya çalışıyorum. Beni o sürüklüyor. Öteki türlü sıkılıyorum. O yani yoksa 3 saat onu orada bir de çok fazla tabii şey antropolojik element var yani. Kadın kızın Yeni Zelanda olması ki o tarihte daha Yeni Zelanda kurulmamıştı ama eski Zelanda'dan mı Oz <laughs> oldu diye. İğrenç bir Berat. Zaten Douglas Crouch karakteri yani Kill Bill'deki Bill'in kardeşi ve ATV'deki 90'lı yılların meşhur dizisinin o adam kadar yeteneksiz biri. Neden var abi ya? Her filmde mimiksiz oynuyor mesela. Hakikaten yani. Böyle duruyor ya. Sen o type değilsin diyor. I am exactly dedi. Kinda kinda. Duruyor unutuyor. Type diyor lan. İkinci bile çekmemişler yani. Tamam tamam. git ya. Hadi ya tamam. 30'taki yavrum vardı ya. Öyle Onun dışındaki oyunculuklar falan da çok iyiydi. Şey çok iyi hocam. Etkileyici geldi bana. Şimdi normalde hani bir hikaye anlatırken şey. Şey dersin ya hani karakterleri meseleyi anlattırmasın karakterlerin göstersin ama tabii aslında orada. karakterlerin birbirine hani anlatıyorlardı da aa sen şu değil misin diyor tanıyor ya aa general anlatıyor onun ağzını anlatıyor ya o şuna geleceğim bir şey de çok iyi yapınca usulü de bozuyorsun aslında tabii tabii, kuralları tabii. alt üst ediyorsun ama otor şeyde ya Türkiye'de bu sefer onların genelde bu kapitalizmin genelinde olan bir şey iyi standart ediyor fakat otor şeyler çıkması zorlaşıyor yani kitap yazacaksın mesela çok bilmezler akademik kitap yazmak istiyorsan abi, bütün chapterlar aşağı yukarı birbirine eşit olmak zorunda ne alakalı lan yani biri 30 sayfası 33 sayfa falan oluyor. yani göremez. Belli bir sayısı oluyor. Orada bile. Şimdi filmde de öyle oluyor. O bu sefer karikatürleşiyor. Dolayısıyla Quentin o, onu yedirebilmesi zaten güzel. O barajı açınca da öyle bir rahatlığın oluyor. O barajı açıp kötü kullananlar var. En güzel örneği Michael Cimino'dur. Ya da Simino mu nasıl okunuyor bilmiyorum. Heaven's Gate. Deer Hunter'ın yönetmeni. Oradan coşunca. Bir başkası Franz Ford O license, o izni darma duman edip kullanmış. Yani kariyerlerini de o götürmüş insanlar bunlar. Özellikle Michael Cimino çok iyi başlayıp sonra hiçbir şey. Heaven's Gate'i de yapacağım. O da muhteşem bir film. Ne yazık ki o da çok gişede patladı. Bütün iyi filmler gibi. Yani Amerikan endüstrisinin böyle sakatlıkları var. Quentin Tarantino onun dışına çıkabilmiş biri. Çünkü Miramax aslında biraz bunun sağlayan filmlerle çıktı. Yani o stüdyo sistemine bir alternatif stüdyo sistemi gibi. 90'lı yıllarda çıkmıştı. Sundance'den falan film topluyordu. Rezervar köpeklerini falan filan sanırım onda ilk öyle başladı. O avantajı veriyordu. Yoksa çok mekanik oluyor. Rezervuar köpeklerine çok benziyor değil mi film? Tabii. Evet evet. Tek mekanda geçiyor. Kanıyor bilmem ne. Uzun diyaloglar var. Yani aslında... Bir de gore denebilir belki o sahne. Ama o gore hep gore ya. Mesela kurşun atıyor seviyor. beyni patlıyor falan. Evet Tarantino seviyor. Yani onu seviyor. O herhalde bu B tipi filmler ya da ninja filmleri falan izlediği için olabilir. E, klişeler deyince kendi klişelerinden da var mesela işte tütün meselesi. Yani manzara evet ee, baktım manzara roha nerede kullanıyormuş? Red Apple tütünü. Dört yerde bulabildim. Jackie Brown'da da var gibi ama bulamadım onu. Pulp Fiction'da şey otururken abi Uma Thurman, John Travolta konuşurken elinde Red Apple tobacco var. İki Bruce Willis bara geliyor. Böyle Vincent'la böyle dik dik bakıştıkları yer var ya böyle kıpkırmızı bir yerde. Orada gene Red Apple istiyor. Üçüncüsü Kill Bill'de. Uma Thurman yürürken havalimanında mı neydi? Arkada böyle Red Apple tobacco var. Dördüncüsü de burada. Dördüncü kez karşımıza çıkıyor. Manzara diye. Burada bayağı uzun uzun anlatıyor artık. Böyle referanslar bir nevi cameo. Peki genelde Quentin Tarantino cameo da yapıyor burada. Nerede Quentin Tarantino? Burada olsa görürdük herhalde ya. Ses herhalde. Bence, ha, ses, olarak var. bence ses şu anda aklıma geldi. Evet, doğru diyorsun. Yanlış salta yanlış yazarız kendimiz. Ben alın. de yani... <laughs> Bil, bilmiyor olacağımızda yanlış yapalım arkadaş. <laughs> <laughs> <Tabii, gülüyor> bir Türk işi. Tabii tabii. Kahve muhabbeti de çok var. Sürekli bir kahve kahve Zaten kahveyi zehirleme muhabbeti falan. O dönem kahve. gelin oradan... bir içeri kaldın lan diyeceğiz. Program diye çağırıp çağırıp entegrasyon. <laughs> Birkaç tane tarih referans var onları söyleyeyim. Battle of Baton Rouge, Louisiana'da yapılan ve, ve Kuzey'in savanında çok önemli savaşlardan biridir. Louisiana'yı ele geçirmek açısından önemli. Bize kıyı taraflarında 13 orijinal eyalette olduğunu zannediyoruz. Daha Midwest'e doğru. Bunlar da Montana'da oldukları için o taraftaki savaşla şey yapmaları güzel. The Cause o dönemin kendilerine verdikleri isim yani dava diyoruz ya bizim. Bak tam bizim davamız dediğin şey The Cause diyorlar. Onlar da bizde ya şimdi bu Renegades işte bilmem neyiz Marauders diyor ya. O herhalde Quantrill Raiders diye bir şey var. William Quantrill diye bir adam ve Jesse James ve kardeşin de içinde bulunduğu. Şimdi devlet yok ki oralarda. Eşkıyalık yaparak bir nevi gerilla savaşı veriyorlar. Bunlara bushwhacker de denir. Bushwhacker bugün hakaret olarak da kullanılıyor. Ama aslında orijinal terim iç savaştan gelmektedir. Bu gene Fransız işi, Fransızca ismini çok kullanıyor, seviyor. Mesela Django Anche, follow ma diyor ya. İşte we diyor, is my ass fat we diyor. Şeyde de Django Anche'de de, Monsieur Condi vardı. Alman olan Fransızca konuşmayın yanında darılır diyordu. Avukat hatırlıyor musun Mesela dedin. We yes bu şeydeki sahne evet. uzun o. Evet, şey onun Cengoda da var. Cengoda hatta bir tane Alman vardı yani. Ana karakter. Christopher Wilson oynadığı karakter Almandı. Böyle seviyor. Burada mesela Yeni Zelandalı koymuş falan içine. Yeni Zelandalı adam Montana kadın. Zaten Yeni Zelanda kurulmamış. Bir de Yeni Zelanda zaten 1900'lerin sonundan önce çok İngiliz'de yoktu. Sonradan. Sanayi devrimden sonra çok fazla İngiliz'e gidip yerleşiyor. O pek olacak iş değil ama koymuş yani. Öyle oku, önemli değil. Orada bir şey daha var. Çok güzel. En Love Grand. You all wanna lie on the ground and make snow angels together diyor ya şeyin hmm. sonunda. Tam böyle. O muhteşem ya. Herifin esprileri falan çok güzel. Yine bir klişe var. Yine hayallarından vurulan bir karakter var. Yine Tarantino filmlerinde çok sık oluyor. Mesela şeyde de vardı. Inglorious Bastard'da de vardı da vardı. O evet. Vita Sane diyordu. Alttan vuruyordu. Evet. Burada da alttan vuruyor yine. Şey, şey ya direkt Freudian şeyler oynuyor. Castration şeyi yani. Hadım edilme korkusu. Adam o uçtaki o B filmlerinde onu görmüş herhalde. Yani bu aslında biraz böyle film herkes fark eder. Hiç kimse itiraf etmediği korkuları, merakları falan adam onları o border'lara çok güzel getiriyor. Hocam bir şey soracağım. Bu generali vurduğu o uzun sekans var ya orada başında yanına tabancayı bırakıyor ve ondan sonra uzun bir konuşma yapıyor. Orada hani tabancayı bırakıyor ve o ona silah çekene kadar onu vurmuyor ya. Şöyle bir şey midir acaba? Hani bir siyahinin bir beyaza vurabilmesi için beyazın ona acaba Hayır herhangi birinin herhangi birini de. vurabilmesi için Berat. Beyaz beyaza da vuramaz. Onun hepsi bir mantık. Ama yani diğer sahnelerden daha çok böyle uzun uzun hazırlamış ya. Dedim acaba orada da bir yok normal şeyde bir... de. Berat güneyde çalışıyor. Belli mi? Belli <laughs> mi? Yani hay orada şey var. Beyaz beyaza çekerken de. Ama şunu ekleyeyim. Normal bir şartta Montana'da bir siyah beyazı hangi şartta öldürürsün başı belaya girer abi ve bir dünya yok yani. Öyle o kadar özgüvenli bir siyahinde ben Montana'larda falan olabileceğini öyle o kadar yani böyle onu bir şekilde şey yaparlar. Yani mesela Tuk ile Mockingbird birbirini öldürmekten falan biliyoruz. Gerçi o güney ama ya yani burası Montana'da Amsterdam değil yani. Orada biraz tabii şey ama normalde ona bir neden vermesi lazım. Hatta diyor ya Chris Mannix de arabaya girmek için kelepçeyi takmıyorum diyor. Vallahi bunu beni burada bırakırsan there ain't no bunny on my head. If you leave me here that's murder diyor. Beni burada bırakırsan bu cinayettir. Hukuk meselesi işte adalet meselesi epey bir gündemin adı mı bu filminde ya? Filmin ana teması aslında bence hem ahlaki ya da ideolojik tutumların durumsal olduğu ve çok çabuk değişebildiği iki o adalet mevzusu. Çünkü baktığında şimdi kim orada suçlu? Mesela Daisy suçlu mu? Kız kardeşini kurtarmak için adam öldüren, masum da olsa adam öldüren bir çete var. Bunlar suçlu. Ama bizim bounty hunter'lar da suçlu kadar suçlu yani. Öteki de kendini takip edeni gitmiş yani ya da bir babayı öldürdü orada. Yani aslında herkesin suçlu oldu. Mesela Justified'da da o çok güzel şekilde vardı. Kentucky'de abi o kadar suç böyle Harlan County diye bir yer. O kadar suç içindeki. ki bir tanesi polis olmuş. Bunlara geliyor caka satıyor ama dolandırıcının büyük babası. Bu da polislikte bir sürü öyle metotlar uyguluyor. Yani sonunda baktığında Raylan'dan çok boyda sempati duyuyorsun. Devleti temsil etmesine rağmen Raylan daha kötü gibi geliyor sana. Ya da ben gerçekten kötü bir insanım. Boyd'u tutuyorum bilmiyorum ama o ahlaki griliği çok güzel vermiş film. Zaten filmler öyle grilikler vermezse çekilmiyor abi. O zaman belgesel gibi oluyor. Yani çok böyle propaganda. Bazı çok meşhur filmler de öyle. Mesela ne bileyim abi aslında Siz izlemek istemem ben yani. Çünkü bir arada kalmışlık yok ki. Gayet net yani. Ya bu içerik ya da hikaye olarak belki benzemiyor ama trafik olarak Twelve Engrimen'e biraz. Tabii tabii. A, aynen öyle. Abi hayır, çok benziyor çünkü mod öyle konuşan orijinalini izledin değil mi sen? Evet, evet. Orijinal olmayan da mı var? Bir de 90'larda çektiler. Ben çocukken ilk sinemada izlemiştim Gölcük'te. Evet, orada da konuşarak birbirini ikna eden. Bu arada orijinal muhteşem bir film. Hakikaten gene böyle kapalı yerde İnsanlar sürekli konuşması üzerinden İşte onu yapmak büyük iş. Orada 3 saat sıkılman lazım ama her şey var yani. Bir suspense var, bir hikaye çözüyorsun. İşte müzik var, siyaset var, bir felsefe var. Hakikaten adam büyük iş başarmış. Tarantino bunu iyi yapamasaydı bunlar da paradan kaçmışlar ya. Bir tane mekanda çekmişler de denebilirdi hocam. Yani yel değmedi kahvede denebilir tabii. <laughs> Amerika'da böyle şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü biliyorsun parayı Quentin Tarantino ödemiyor aklında olsun. Yani. o yüzden. Harvey Weinstein. Harvey Weinstein'le ilgili de gündeme gelecek şey bu olmaz yani herhalde. <laughs> paradan kaçmış. <laughs> ben bir şey çözemedim. Lady Domergue mü? Lady Do Dom Domingray mi? İlk başta Dom Domergue diyor. Filmin sonunda da Domingray Gang diyor. Orada bir şey var ama. Ben dalga geçmeye çalışıyor ve o yüzden. Kendi var. ismini söylüyor ama. Domain Gray Gang diyor. O bir, bir şey referans ama bulamadım. Bilen varsa alta yazsın. İnternete de baktım yok. İlk bulan siz olabilirsiniz. Kazanan ne? <laughs> Kazanan ilk bulan olacak lan. Daha ne? Ya? Kuzey Kutbu'nu bulana ne verdiler yani Allah aşkına ya. I'll be to need to <laughs> ya, <laughs> ne ya. Sen nasıl bir adam? <laughs> I'll be double dog damn. <laughs> Sözlerci <gülüyor> işte de, ya. Ne, o... ne demek hocam bu? Hadi hocam çevirmenizi rica etsem. Nasıl çevireceğiz bunu? Hiç fikrim yok. Bilmiyorum böyle double dog yerine double devil ya da dare devil falan gibi bir şey mi acaba? O bir şeyin kısaltılmışıdır. Bir DD bir şey olabilir. Hiçbir Bu olabilir. adam da ölürken yani şeyin alt takım gitmiş. Bunun ciğerler gitmiş hala kadını asmaya çalışıyor. Reis. Ya. <laughs> tamam <gülüyor> alıyorum. Bir dakika bir dakika. <laughs> Filmde şey var abi alttan niye iki tane ateş etmiyor bu? Altta bekliyor ya. Yani. Ama alttan bakınca şimdi çok yüzey alanı çok düşük gözüküyor. Sadece alt yani. Bu tamam bir tane burada herif yere düştü. O zaman bir tane tabii. daha alsın. Doğru vallahi ya. Ben anlamadım ki. Bir plan yapmışlar. Plan nereye gitti belli değil yani. Hocam ben bir bir şey itiraf edeceğim. Bu kaç tane filmi izlerseniz izleyeyim. Bu Tarantino filmlerindeki o kanın özellikle ağızdan çıkan kanın hayvan gibi püskürmesi. Aşırı gülüyorum orada. Hala beni her seferinde güldürüyor ya. Böyle <laughs> yemek üstüne kustu ya kadının böyle. O gülüyor. Fakat şey çok iyi. Jennifer Jason Leigh de çok iyi değil miydi ya? Hustler Frost'e de çok iyiydi. Burada da çok iyiydi hakikaten böyle. Gerçekten iğrenç bir insan olma noktasında. Daha koçtayken bile iğrenç bir insandı. İçeri gelince zaten böyle mide bulandırıyor. Ama kadın da pehlivan gibiymiş hocam. Film bayınca başına neler geldi yani. Burnu kırıldı. Arabadan düştü. <laughs> başına gelmeye kalmadı. Hayvan, bir şey <laughs> her şey kafasına vuruyorlar ya. Burnu kırıldı, ağzı burada birbirine girdi. Dişleri dök, ön dişleri de. Anlak <laughs> Kurt dedi ya. Film sonunda döküldü hakikaten o dişler. Ha, bir tane daha yine öyle bir referans var. Kurt Russell şey arabadan düşünce diyor ya kolumu kopardın diyor. Ha evet. En sonunda da kolunu koparıyor. <laughs> evet arkadaşlar. Daha önce Tarantino'nun Westernleri diye bir bölüm yapmıştık. Orada biraz bahsetmiştik. Şimdi biraz daha fazla bahsedelim. Çünkü neden canım çok tekrardan izlemek istiyordu. Ne yazık ki çok unappreciated bir tarz ya. Çok hakkı verilmeyen bir tarz Western. Mesela Korsan filmi diye bir şey var. Hiçbir mantığı yok hiçbir felsefesi yok. Yani korsan filmi ben korsan çalışan bir adamım. İzlersin yani action filmidir. bir şey değil. Ama western filmleri işte serhaddi yansıttığı için yani kuralların geçmediği, düzenin tam oturmadığı bir şeyi yansıttığı için hakikaten çok önü açık. Bu tipik bir western film dediği bence. Tipik westernde bir kasaba olur. Daha geniş bir toplum. Ona rağmen çok başarılı temaları işlemiş bir film. Ben çok seviyorum. Ben bir de oralarda yaşadım biliyorsun değil mi? Ben ilk Amerika gittiğimde Montana'da yaşadım. Wyoming, Montana. Oğlum öyle cowboy mobile filmi herkes Los Angeles, New York'a falan gitti. O zaman work and travel parasız kaldı orada. Onun verdiği saatte verdiği şeyle garsonluk yapmaya gittiydim. Ben Wyoming'de yaşadıydım. Abi çok güzeldi böyle. Her şey çok ucuz. Golf bile yapıyorsun yani daha 18-19. 21 yaşındaydım. İçki içebiliyordum çünkü. Ve bütün içkileri ben alıyorum çünkü diğer arkadaşım 18, 19, 20 yaşındaydı. Türk yoktu. Bir arkadaşım vardı Onur diye. Güzel Travel sürücü olarak hocam. Ee, Berkan Travel'ı koç. Hiç coach, görmediğiniz coach, o sürücü coach. var ya filmde. Evet evet koç driver olarak. <gülüyor> <gülüyor> Obi, Obi olarak Berkan <laughs> Travel yaptı. tedrisat ve tedrisat ve seyahat programıydı o zaman. <laughs> <laughs> Görüşmek üzere. <laughs>